Sıfırdan C Sharp eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere update prosesini oluşturmuştuk. SQL yani TSQL tarafımızda. Şimdi ise C Sharp tarafımızda oluşturacağız arkadaşlar. Projemize geliyoruz. Bununla ilgili şöyle bir işlem yapacağım arkadaşlar. Ve de şu şekilde yapalım. Update, delete, insert. Ne olacak? Aynı sayfada olacak arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şimdi. Şöyle bir tane data grid'i çakalım. Hoppa. Tamamdır. Ay, şimdi. Biraz dizayn yapacağım arkadaşlar. Biraz sıkıcı olabilir. İsterseniz ilerletebilirsiniz videoyu. Dizaynı istemiyorsunuz. Kaydet yani dizayn bölümünü izlemek istemiyorsunuz. İlerletebilirsiniz. Sonra ise hemen buna pardon arkadaşlar. Update diyelim. Ya ne update ya? Kafa gitti. İngilizce yine. Güncelle. Buna da sil diyelim arkadaşlar. Sil. Hoppa. Tamamdır. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. İşlem tamamdır usta. Şunu fix'inden nano yaparsak 10 numara olacak sanki. Tamam. Eklesi güncel arkadaşlar. Zaten bizde ne vardı? Stok adı 1 2 3 yapmışım. Barkod numarası 1 de şu 1 mi? 1 2 3 1 2 3 1 de barkod numarası. Label'ları da ekleyelim de arkadaşlar. Biraz şey olmasın. 2 ve 3. Barkod numarası. Sonra stok adı, stok menşei. Stok adı. Stok menşei. Text box'ları düzenleyelim ve ne yapalım? Kodlamamıza geçelim artık. Şimdi design yaptıktan sonra arkadaşlar bizim neydi? Kaydet butonumuzda kaydet vardı. Zaten bu işlemde yapmıştık. İlk başta pardon arkadaşlar. Hemen şuna tıklayalım. Hızlı bir şekilde açalım. Şimdi buraya nasıl hızlı bir şekilde geldiğini derseniz kontrol tuşuna bastığımda göreceği üzerine geldiğinde şey olur. Mouse'a tıkladığınızda iki kere tıklayın. Otomatikman o ilgili klası açar arkadaşlar. F12'ye vesaireye basmanıza gerek yok. Şimdi aynısını kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ctrl C. Kopyaladınız mı? Geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz. Şimdi SP Store Process alttan tire update. Aynı. Ne olacak? Bla 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 bla. Geliyorsunuz buraya. Bunları komuta merkezinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu mesajları güncelleme başladı, ekleme başladı vesaire. Sadece oradan çekebilirsiniz. Ben eklemi güncelleme yapalım. Yaptıktan sonra ise ne oldu? Tik tak tik tak. Bla bla bla. Tamamdır. Burada aynı bir şey yok arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir şey var. Değerler aynı. Değerler aynı olduğundan dolayı
Buna da gerek yok arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Niye bunu yapıyoruz ki? Dedim, nasıl diyeceksiniz? Ne alaka diyeceksiniz? Aynı stop prosedürü oluşturduk ya bunu. Update'ler aynı olduğundan dolayı arkadaşlar kullanabileceğiz. Nasıl mı? Hemen onu söyleyelim. Şimdi burada verileri alacağımız için arkadaşlar ilk başta bir form load eventinde arkadaşlar MTD nokta tablo var mıydı? Bunda hangisindeydi tablo? Aynen tablo diyoruz arkadaşlar. İlk başta bir verileri getirmemiz lazım. Data Grid View'e veriyoruz. Zaten tablonun işlevini biliyordunuz arkadaşlar. Söylemeye gerek yok. Select yıldız from. Dediğim gibi arkadaşlar komuta merkezli yaptığınızda bu select'leri vesaire hepsini tek bir class üzerinden direktme çekebiliyorsunuz. Hiç böyle uğraşmıyorsunuz yani. Ben şu an göstermek olduğu için bu şekilde yapıyorum. Select yıldız from MTD neydi MTD? Tablonun ismi. Deneme tablosuymuş. Tamam. Deneme tablosunu da yaptık. Veriler geldi. Görüyor musunuz? Çok kısa. Tik tak tik tak bitti. Şimdi butona bastığımızda ise ilgili text box'lardan işlemi yapacak, güncelleyecek. Tamam. MTD ve onu da şu şekilde yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Fakat burada değiştirmemiz gereken ne var? Şu. Store prosedürü ismini değiştiriyoruz arkadaşlar. Bizim store prosedürümüzün ismi neydi? Oops. Şunu bir de execute yapmadık arkadaşlar. Oluşturmadık. Oluşturalım aynı zamanda. Unutmuşum. Bir önceki derste bunu söylemeyi. Store prosedürü ismimizi yazdık. Doğru mudur? Doğrudur. Tamam. İlgili kliklendiğinde buraya gelecek. O klikleme işlemi de yapacağım şimdi. Klikleme işini double click de mi yapsak diyorum. Şöyle yapalım. Şimdi iki tane klik olayı var arkadaşlar. Bir klik diyoruz ya. Mesela şuna bir tane klikleme var. Klik. Bir de bunun double click var. Çift klikleme olayı var. Mesela burada var mı double click? Bunda. Double click yok galiba bunda. Yok. Mesela bunda bir DataGrid'in bir sel click olayı var. Bir de double click olayı var arkadaşlar. Sel click'te bir de click var. Var da var. Ben ama double click de yapacağım arkadaşlar. İki kere tıklayalım. İşlemi iki kere tıklama amaçlı. Şimdi biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki textbox 1'e textbox 1 nokta ops 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 yanlış yazdık. Pardon. Textbox 1 değil çünkü txt 1 nokta txt'nin içine benim data grid view nokta current row seçili satırın current row nokta kaz sıfırda id geleceği için 0 1 birincinin value değerinin ops kusura bakmayın arkadaşlar value değerinin to string ini çak. Okey. Sonra aynı şekilde Ctrl X ya da Ctrl C ben Ctrl X yapıyorum yine. 1 2 3 yapıştırdınız mı? 1 2 3 hız olması için. Buna da aynı şekilde 2 ve 3. Şimdi bakalım mı arkadaşlar? Çalışıyoruz. Bakalım işlemler oluyor mu? Veriler gelsin. Çalışırız ya. Şimdi şunu bir kapatalım. DGR1, DGR2, DGR3 geldi değil mi? Bakın bir kere tıklamada bir şey olmuyor ama çift tıklarsam hop olay bu. Stok adı Albany Godova USA güncelle diyelim. Ekleme başarılı dedi. Neden dedi? Çünkü alttaki işlemi değiştirmemişiz. Aa doğru. Şimdi
Eklemi başarılı diyor da şöyle bir şey yapabiliriz mimariyi. Şunu da editleyeceğim. Şu an güncellemeyi yaptı. Bakalım veri tabanında. Bir select çakalım şuna. Select yıldız from neydi? Deneme tablosu. Deneme alternatif tablosu. Geliyoruz bir select çakıyoruz. Şunu bir uzatalım. Godova. Burada sıkıntı neymiş arkadaşlar? DGR1. DGR1'i DGR1 olarak aldı. Niye DGR1 olarak aldı? Ona bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi burada hata var dedik değil mi? Bir hata var. Nerede var? Onun için ilk başta stop resümümüzü bir daha bakıyoruz arkadaşlar. Hatamız nerede? Geliyoruz buraya. Burada ne yapmışız? Add koymuşuz. Stop machine, stop machine, barcode'un bas. Tamam. Şurada bir hatamız var. Bunu nasıl yapacağız? Alter diyeceğiz arkadaşlar. Update diyeceğiz. Edit yaptıktan sonra alter'la şey yapabiliyoruz. Nedir ismi? Değiştirebiliyoruz. Şimdi bakalım. DGR1 diyor. Bu DGR1 nereden alıyor onu anlamadım. Her neyse. Devam edelim. Bir daha update edelim. Güncelle. Tamam. Bir de şöyle bir şey yapalım. Hani forum load'da bir işlem yapmıştık ya. Nerede lan forum load? Burada değil tabii ki de. Forum load burası. Ve biri class'tı. Şu işlemin aynısının tıpkısını diyelim. Her neyse. Update. Yani update ettikten sonra veriyi listelesin. Aynı zamanda. Görelim. Görüleceği üzere sorun neredeymiş? Stop menşe Türkiye diyelim. USA diyelim. USA. Güncelle. Ekleme başı onu tek stop prosesini nasıl yapacağımızı en son videoda göstereceğim arkadaşlar. Tamam. Şimdi sorun neredeymiş biliyor musun arkadaşlar? Buna ben parametre olarak parametreyi güncelleme muhabbeti olduğu için DGR1 olarak otomatik atıyor büyük ihtimal. Atamış daha doğrusu. Sonrası yok. Olay bu. 1 2 3 1 2 3 Insert into values bla bla bla. Tamamdır. Görüldüğü üzere arkadaşlar update işlemi de sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Burada ne yaptık? Baş onlara bakalım. Class'ımıza dokunmadık. Aynı class üzerinden mimari ettik. Fakat formumuzda ise design bölümünü değiştirdik. 3 buton, bir data grid view, 3 text box'ımız var zaten. Onları düzenledik. 3 tane de ayrıyetten label koyduk arkadaşlar. Forum load eventinde database'imizden verileri listeledik. Aynı listelemeyi update'i yazdıktan sonra da yaptık. Listeledik. Ve en son işte stop resümümüz oluşur tabii. Bunu söylemeye gerek yok. En son ise data grid view'imizin double click çift tıklama eventine gelerek ilgili kolondaki yazıları ilgili text box'lara yerleştirdik. Olay bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.